Bugün de akşam oldu. Cem Kafkas'ın çok müthiş bir şarkısıyla açtık tatlı sohbetleri. Ve şarkıda dediği gibi de bugün de akşam oldu. Güzel bir akşam diliyorum hepinize. Tatlı sohbetlerin konuğu Cem Kafkas. Benim çok sevdiğim, sevdiğim kadar da takdir ettiğim çok sevgili dostum. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Bu seni böyle ikinci... İkinci kez programda. Evet, bir iki yıl önce gene birlikte olmuştuk. Birlikte başladık hatta. Ben ilk evet, programda. İlk konuk bendim. Evet, umarım uğurlu gelmişimdir. Buralardayız. Gelmişimdir ki buralardayız evet aynı kesinlikle. Şekilde. Ekrana çok yakışan kıymetli bir arkadaşımsın. Reklamlar. Dolayısıyla efendim? Reklamlar kısmı. Reklamlar kısmı değil. Gerçeği söylüyoruz. Herkes istediği şekilde algılasın. Sağ olasın. Gerçekten büyük bir keyifle ikinci kez programına konuk alıyorum. Teşekkür ederim. Aynı keyifle ben de seni ağırlıyorum programa. Sağ olasın. Hoş geldin. Biliyorum çok yoğun bir program var. Evet. Hani sıcağı sıcağına mesela bu akşam bir yurt dışı konseri için tabii, konser yurt dışına gidiyorsun. Ondan birazcık bahsedelim istersen. Çünkü çok enteresan bir de hikayesi evet. var onun sanki. Hani programdan önce konuşmuştuk. Evet. Şimdi biliyorsun bir yıl kadar önce seninle biz aynı köylüyüz zaten tanıyanlar bilir. Belediye başkanımızın ricası üzerine Beyermudu Belediyesi Türk Sanat Müziği korosunu kurduk. İki kez konser verdik burada. Şimdi ilk kez yurt dışı yapacağız. Konser koroyla. Ve gidilecek yer de çok önemli ama şimdi. Evet çok önemli. İstanbul'a gidiyoruz. Benim... Kıbrıs'a gelmeden önce, 10 yıl önce orada kurduğum, orada ilk kez şeflik yaptığım ve kurduğumuz bir koro vardı. Sonra tabii ki ben buraya geldikten sonra onu çok sevdiğim, çok değerli bir arkadaşıma devrettim. Dedim ki bu koroda iş var sevgili Alper, sana bırakıyorum, ben Kıbrıs'a gideceğim. Ve son 10 yıldır tabii ki ben buraya geldikten sonra çalışmalarını devam ettirdiler. Çok güzel, harika çalışan, güzel bir dernek oldular. Ve onların davetlisi olarak gidiyoruz. Çok enteresandır işte 10 yıl, 11 yıl önce kurmuş olduğum İki kurduğun dernek. Burada kurmuş olduğum derneği
davet etti. Süper, harika. Ve oraya gideceğiz inşallah. Senin için çok böyle enteresan, çok güzeldir. Çok güzel, tabii ki gurur duyuyorsun. Sonuçta ortak bir şeyler yapacağız oradaki koroyla. Benim ilk korom ve son korom. Oo, süper. Şeklinde. Şimdilik son korom. Bakalım ne olacak. İnşallah güzel bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Çok şimdi, seçkin bir davetli grubu var gelecek olan. Güngören Belediyesi'nin de katkıları var. Oradan teşekkür ediyoruz. Beyermudu Belediyesi'ne zaten ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir olanağı sağladıkları için. Güzel bir şey olacak diye ama umuyoruz. Tabii ki hani senin de orada olmanın büyük bir katkısı vardır. Yani, yani Beyermudu hiç dönmüyor dilim söylemeye. Pergama diye söylerim. Yani tabii ki. Pergama'da genelde biz kendi aramızda Pergama'da, zaten Pergama deriz de Beyermudu evet, olarak pek fazla geçtiği için. Böyle çok yabancı gelir bana. Hani başka bir köyden bahsedermiş gibi. Evet. O sanki. Şekilde. Yani senin de Pergamalı olman bu noktada büyük zaten bir avantaj. Zaten istiyordum. Yani geldim geleli bizim bölgemizde biliyorsun koroculuk çok yaygınlaştı Kıbrıs'ta. Elimden geldiğince de katkı koymaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçen yıl işte belediye başkanımız sağ olsun düşündü. Böyle bir şey yapalım. Bölgemizde sanatla ilgili bir şeyler yapalım Cem dediği zaman buraya da bir koro kuralım dedik. Çok güzel. Ve kurduk. Bir yıl aşkın bir süredir, 1,5 yıla geliyor. Çalışıyoruz işte harika. Onlarla. Senin için tabii ki yorucu oluyor ama bir o kadar yorucu keyifli, ama inanır mısın? Yani yorucu kabul ediyorum ama sonuç ortaya çıktığı zaman bütün o yorgunluk biter. Bitiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla da keyif alıyoruz. Keyif almasak zaten müzik mümkün çok meşakkatli olmaz. Bir şeydir her alanda olduğu gibi. Kesinlikle. Dolayısıyla keyifle yaptığımız için de sonuçta çok yorgunluk hissetmiyoruz. Şimdi çok tartışılan ya da çok tartışılan değil de son zamanlarda böyle dillendirilen bir mevzu var. Hani Türk sanat müziği koroları artıyor. Her belediyenin neredeyse küçüklü büyüklü var. Bir korosu vardır Türk sanat müziği ama bunun karşısında da hani Türk sanat müziği Kıbrıs Türk'ünün kültürünü yansıtmıyor noktasında bir de görüş var. Sen bu işin ilmini görmüş birisi olarak. Yani tabii ki görüşlere saygılıyız. Bu nedenle hani müzikle bağdaşan ya da kültürle bağdaşan bir görüş. Senin şöyle bir şey, Türk sanat müziği oluşurken, Türk sanat müziği hatta oluşmuşken Kıbrıs Türk'ü yoktu. Dolayısıyla bizim zaten kökenimiz belli, nereden nereye geldiğimiz, nereye gittiğimiz belli. Ve o kültürü buraya almış olmamız da çok doğal bir şey, olası bir şey. Yaklaşık işte 500 yıldır burada bir Kıbrıs Türk'ünden bahsediliyorsa, onun 1000 yıllık müzik kültüründen de bahsedilmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer şimdiye kadar herhangi bir gelişme göstermemişse veya yeterli bir gelişme göstermemişse, bunu dönüp kendimizde aramamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla da tabii ki dönem dönem Batı müziğine temayül oluyor, dönem dönem başka müziklere de ki kesinlikle de olması gerektiğini düşünüyorum. Ama kendi öz kültürümüzdeki en önemli mevhumlardan birisi olan Türk müziğini de bir şekilde yadsıyamayız, sırtımızı dönemeyiz. Çünkü sonuçta bizim burada bir Kıbrıs Türk'ü varsa ne kadar gerilerden, ne kadar eski fakat özümüzü teşkil eden kültürlerden de yararlandığımızı ve beslendiğimizi de unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu mesela Kıbrıs Türk'ünün kültüründen bahsedilirken hep çok sevmem bu tabiri ama dejenere bir kültür noktasında bir görüş var. Hatta ben çok her zaman her programda da bunu dillendiririm. Gelecek nesilden, genç nesilden çok umutluyum. Gerek siyasal alanda olsun, gerek kültürel alanda olsun o kadar gümbür gümbür bir gençlik gelir ki ümitlenmemek, umutlanmamak elde değil ama bunu da sağlam kültürel altyapıyla taşımak, geleceğe taşımak önemli. Ve nereden olduğunu. Geldiğimizi de unutmadan o zemin üzerine, o kültürel zemin üzerine bir şeyler inşa edebiliriz ancak. Eğer nereden geldiğimizi, nelere sahip olduğumuzu tarih boyunca unutursak, yani suyun yüzeyine veya havaya bir tuğla koyabilir misin? Koyamazsın. Önce zemin gerekir. Kültürel anlamda da böyledir. O zemini bilmek lazım.
yapısını, içeriğini, ne olduğunu bilmek lazım. Nelerden oluştuğunu bilmek lazım ki onun üzerine bir şeyler koyabiliriz. Bu nasıl öğretiriz biz gençlere? Nasıl öğreteceğiz? Çünkü yani mesela... eskiden şöyle bir şey, kendi kültürümüze olan gençlerimizde kendi kültürümüze olan ilgi daha azdı. Hı hı. Az önce de umuttan bahsettiğin, çok umutluyum. Çünkü burada bulunduğum 10-11 yıllık süre içerisinde kültürel anlamda öz kültürümüzü yansıtan pek çok olay olmaya başladı. Pek çok etkinlik olmaya başladı. Korolar kuruldu, konserler verildi. Resim alanında, heykel alanında, şiirde, her alanda bir takım gelişmeler oldu. Fakat biz başka kültür dışındaki başka mevhumlarla o kadar ilgileniyoruz ki genel olarak. Bunları ya göremiyoruz ya da görüyoruz fakat birinci sıraya taşımıyoruz. Fakat kültürümüzdeki gelişmeler en ön sırada olması gerekir diye düşünüyorum. Ama doğru kültür değil mi? Bunda yani tabii ki doğru kültürden bahsediyorum. Öğretmek. Tabii ki doğru kültürden bahsediyorum. Eğer kendi kültürünü bilmezsen zaten tabii ki elinde bulundurduğun bilgi, kültürle alakalı tecrübelerin ve bilgilerin yozlaşır tabii ki. Çünkü zemin yok ortada. Bileceğiz. Yani kültürümüzün kökenini, neyin ne olduğunu, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bileceğiz. Ama önce nereden geldiğimizi bilmemiz gerekiyor ki nereye doğru gideceğimizi, istikametimizi belirleyelim. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk'üm ya da Kıbrıs Türk'ünün tek TRT sanatçısısın. Evet, oldum. Noktasında evet. Tek TRT sanatçısısın. Şimdi mutlaka bulunduğun şu andaki hani bulunduğun kurum noktasında bir karşılaştırma yapmak gerekirse. Şimdi TRT bu anlamda bir yani hem meslek iletişim fakültesi mezunları için yani radyo televizyon noktasında büyük bir okul. Ama aynı zamanda sanat anlamında da Türk müziği noktasında da büyük bir tecrübe ya da büyük bir referans olarak gösteriliyor. Çok ilginçtir. Ben konservatuvar birinci sınıftayken TRT'yi kazanmıştım. Bunu daha önce programlarda bayağı söyledim ve daha öğrenciyken, çünkü TRT sanatçılığı çok büyük bir kavramdı bizim gözümüzde. Hala zaten öyle de. Daha birinci sınıfta işte konservatuarı bitireceğiz, bunun üzerine çalışmalar yapacağız. Sonra işte TRT sanatçısı olunur diye düşünüyorduk. Fakat ben çok şanslıymışım herhalde, bilmiyorum. Daha ilk seneden TRT'nin açmış olduğu sınavı kazandım ve ben yıllarca hem konservatuar okuyup hem TRT sanatçılığı görevi yaptım. Hem avantajı hem dezavantajı oldu. Dezavantaj şöyle, çok yorucu oldu. Yıllarca gerçekten keyifli olmasına rağmen yorucuydu. Fakat edinim olarak inanılmaz boyutta fırsatlar yakaladık. Okuduğumuzu bir şekilde TRT aracılığıyla kitlelerle paylaşma olanağı bulduk. Hicaz makamında bir şey öğreniyorsun, bir şarkı öğreniyorsun. Onu TRT'de kitlelere duyurmak, sesinle birlikte hem şarkıyı tanıtmak hem kendini tanıtmak anlamında çok büyük fırsatlar yakaladık. Dolayısıyla o 11 yıllık süre, TRT'de geçirdiğim 11 yıllık süre benim açımdan çok büyük kazanımlar getirdi diye düşünüyorum. Şimdi TRT'desin. Evet, 10 yıldır 11. yılındayım. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndayım. Niye o misyon yok BRT'de? Yani bak çok alçak sesle söyledim sanki gibi geliyor ama hani ikisini karşılaştırırım dedim ya sorumun başında da. Yani TRT ile BRT ikisi de devlet televizyonu. Evet. Birisi okulken birisi şu anda tartışılır noktada. Yani BRT'nin işlevi tartışılır noktada. Tartışılır noktada olabilir. O işin o kısmı ben buraya gelirken de tartışılır noktadaydı zaten. Ama ben daha eğitime giderken kesinlikle aklımda yani alacağımı alacağım. Eğitimle işte sonradan TRT girdi devreye falan. Ve edinimlerimi burada değerlendireceğim, Kıbrıs'ta değerlendireceğim diye bir düşüncem vardı. Dolayısıyla... yani tamam da artık TRT'den özür dilerim, TRT'den alabileceğim pek bir şey kalmadı diye düşündüm 2004 yılında. Güzel de bir teklif aldım buradan. BRT'ye geldiğim zaman bir yıl öncesinde ben proje sunmuştum. Hem Başbakanlığa hem Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na. Burada profesyonel bir koro kurulmasıyla ilgili bir çalışmaydı bu. Ve bu proje çok güzel dediler ve fakat
yürürlüğe koyacak, bu projeyi yürütecek eğitimde birisi yok. İstersen gel. Zaten aklımda olan bir şeydi Kıbrıs'a bir şekilde gelmek. Ve 15 gün içerisinde karar verip geldim ben buraya. Ve o zamandan beri de çalışmalarımı sürdürüyorum. Olanaklar çerçevesinde, tabii ki Allame-i Cihan olsanız da bir takım olanakların sunulması lazım. Olanaklar çerçevesinde de elimden geleni ama şu an Bayrak Radyo Televizyon korosu, Kurumu'nda yapıyorum. BRT korosu. BRT korosu olması gerekiyor. Şu an Kıbrıs'taki bütün korolar amatör. Kültür Bakanlığı'na bağlı bir koro vardı. Bir ara işte ne olacak koro falan diye düşünüldü. Sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kurulmasıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı ve kuruldu da. Efendim? 3 kişi mi aldılar? Öyle bir şey vardı sanki. 8 kişi alındı 8 kişi sanıyorum. Evet. Yeterlidir herhalde bir senfoni için. Bilemem. Ama şartlar öyle gerektiriyordu. Bir şekilde öyle oldu. Türk müziğiyle ilgili profesyonel anlamda hala maalesef olduğumuz yerde sayıyoruz demeyeyim. Olanakların sağlanması bakımından diyorum. Çünkü bu 10 yılda hatta 15 yıl içerisinde koro sayısında müthiş artışlar oldu. Kaç amatör tane koro de olsa var bildiğiniz kadarıyla şu an? Son araştırmama göre 16 tane koro 16 var. 16 tane koro. Ve hepsi Kıbrıs gibi bir yerde korosu. Türk sanat müziği yok. Birkaç tane de halk müziği korosu var. Ama ağırlıklı Türk sanat müziği. Ağırlıklı Türk sanat müziği. İlgi gittikçe artıyor. Ve bunun neticesinde zaten eli mahkum. Yani bir olanak sağlanması gerekiyor profesyonelleşme anlamında, ciddi anlamda adımların atılması gerekiyor. Ben tabii ki bulduğum fırsat buldukça bunu daha da hızlandırmaya çalışıyorum söylediğim gibi. Ama şu an istediğimiz seviyede olmayabilir ama ilerisi için gerçekten çok umutluyum. Yani önümüzdeki şimdi, birkaç yıl içerisinde. Geçen hafta bir çalıştay başlattı Başbakan. Başbakanlık, uyuşturucuyla mücadele çalıştayı ve orada hep hani bu noktada gençlerin kültüre, sanata, müziğe, spora yönlendirilmesi ve bu noktada hani olanaklar sağlanması konusunda hep böyle peş peşe arka arkaya konuşmalar yapıldı ama uyuşturucu illeti yıllardır ülkemizde var. Evet, hala daha devam ediyor ve bu çok da üzücü bir nokta ama çok düşük yaşlara kadar indi şu anda. Yani ortaokul seviyesine kadar inmiş vaziyette maalesef. Maalesef duyuyoruz. Şimdi hal böyleyken hani bunu kültürle, evet bunu mutlaka narkotik noktasında emniyet güçleri tarafından engellenmesi söz konusu ama bir taraftan da gençliğin hani kültüre, sanata, müziğe, spora yönlendirilmesi noktasında bakıyorum devletin çok da fazla bir katkısı bu noktada i̇şte yok yine maalesef. Bu konuda da bak çok güzel bir şey söyledin. Bu konuda bile ki diyeceksin narkotikle kültürün ne alakası var veya sanatın ne alakası var? Çok alakası var. Şimdi narkotik de devreye girer dersin böyle konularda. Ne yapar? İşte kullananı yakalar, satanı yakalar, bilmem ne yapar falan. Ama yakaladıkça bunun arkası kesilmez. Çünkü yönelim o tarafta. Çünkü yapacak farklı çok fazla yönelimler. Bir şey yok. Hani o noktaya geleceğim. Şimdi mesela 3 tane koro çalıştırıyorsun şimdi yanılmıyorsam. Evet. Yaş grupları nedir? Şimdi koroya göre değişiyor. Çok ilginçtir. Beyermudu Belediyesi'nin korosundan bahsedecek olursak 50 yaş üzeri varken yani 25 yaş altı da var. Çok güzel. Ve genelde böyle oluyor. Lefkoşa'da çalıştırdığım koroda keza aynı şekilde. Fakat sadece benim korolarımı baz olarak almasak bile, diğer koroları da baz alsak, gençlerde gittikçe bir artış oluyor. Bu çok sevindirici. Çünkü yönelimler kültüre, sanata aktığı zaman, tabii ki o bahsettiğin tarihsiz olaylarla bir şekilde ilişikleri de kesilir diye yani düşünüyorum ben, ileride. Hani bu noktada şeyi taşımak isterim bir konuşmaya. Yani bırakın bunun kültürle bağdaşır ya da bağdaşmaz noktasındaki konuyu. Yani Türk sanat müziğinin, Türk müziğinin Kıbrıs Türk kültüründe ne yeri vardır, nasıl bir yeri vardır noktasındaki tartışmak yerine bence bu tür kötü alışkanlıklardan gençliği uzaklaştırmanın yolları arasında birinci sırada sayabileceğimiz bir aktiviteyi nasıl daha fazla hani yaygınlaştırabiliriz? Müzik, teşvik tabii ki çok önemli.
Ben 3,5-4 yıl üniversitelerden birisinde müfredatı hazırlayıp Türk Sanat Müziği dersi verdim ilk kez geldiğim zaman. 4 yıl, 2005 yılından 2009 yılına kadar. Gençler arasında tabii ki öğrenciler geliyor ve 20 kişiyle başladım ben. İkinci yıl 360 tane öğrencim oldu. Hatta başka bir arkadaşımızı konservatuvar mezunu alıp dedim ki ben hani bir şekilde yetişemiyorum. Yarısını öğrencilerin sen al, yarısını ben alıp işte eğitimlerini devam ettirelim falan. Ve orada o kadar enteresan olaylarla karşılaştım ki ben. Arkadaşları arasında Türk müziğine hiç alakası yokmuş gibi davranıp işte Batı müziği ben dinliyorum böyle övünülecek bir şeymiş gibi hani Batı müziğine ilgi duyuyorum falan deyip de arkadaşlar gittikten sonra yanıma gelip hocam aslında ben Türk sanat müziğini çok seviyorum fakat arkadaşlarım dalga geçer diye sanat müziğiyle uğraşamıyorum bir türlü zaman ayıramıyorum diyen öğrencilerim oldu benim. Ve dolayısıyla gerçekten bu anlamda bir ciddi planlı bir çalışma olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi kültürümüzden niye sakınıyoruz kendimizi veya neden uzaklaşmaya çalışıyoruz ve uzaklaşmayı da bir maharetmiş gibi arkadaşlarımızın yanında söylüyoruz. Öğrenin Batı müziği de. Yani çağdaşlaşma noktasında tabii ki, değerlendiririz kültürden uzaklaşmayı ama. Kültürden, halbuki çağdaşlaşma kendi özündeki kültürü bilmeden asla gerçekleşemeyecek bir şey. Üzerine bir şey koymak. Koyamazsın. Yani. Koyamazsın. Hı hı. Sadece yozlaşma işte o noktada başlar. Evet. Yani onu dinlersin, bunu dinlersin, seninle alakası olmayan şeyleri dinlersin. Sana uymasa bile çevrendeki insanların rağbet gösterdiği şeyleri yapmaya çalışırsın. Ne olur? Benliğin kaybolur. Aynen öyle. Gider. Ne kültürle alakan olur? Yoz bir beyin, yoz bir kalp, yoz bir yürek taşırsın. Ve ne derecede başarılı olursun hayatta kesinlikle söylememe gerek yok. Şimdi eski görüntülerden birkaç tane daha. Çok tane eski daha olmasın. Ondan sonra öyle bir tatlı bir es yapalım müzikle. Yapalım. Sonra sohbetimize devam edelim. Kanat takıp uçup
konasım geldi. Beş parmaklarım bir doruna kanat takıp uçtum. Konasım geldi. Özledin mi? Doktor Aytekin Çolakoğlu. Süper. Şimdi doktorlar kızacak ama tıptan işte ressam çıkar, müzisyen çıkar, arada sırada da doktor çıkar derler. İşin şakası bu. Ama doktorların nedense gerçekten müziğe karşı, özellikle Türk müziğine karşı hı-hı, inanılmaz bir ilgisi var. O yoğunluktan, stresten herhalde ya, olsa tabii gerek. Ki hayat bir yani... şekilde hayatın sorumluluğunu aldıkları için sanıyorum. Çok değerli bestekarlarımız çıktı hı-hı, doktor olarak. Yani bu koroların ya da Türk sanat müziğinin yaygınlaşması ile birlikte mutlaka işte söz yazanlar, beste yapanlar... Tabii vardı zaten, azdı. Bayağı hı-hı, bir artış oldu. Çünkü benim de zaman zaman, yani büyük bir çoğunluğunda bir şekilde katkı koymaya çalıştığım hı-hı, yarışmalar oldu, beste yarışmaları oldu. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bünyesinde olduğu çeşitli belediyelerin bünyesinde hı-hı, hani organizasyonla ilgili konularda onlara da yardımcı oldum ben. Ve beste yarışmalar olmaya başladı. Ve inanılmaz derecede hani işte bizim kültürümüzde Türk müziğinin işte ne alakası var diyenlere hı-hı, de bir cevap niteliğinde bir şey oldu. Çok kaliteli, çok güzel şarkılar çıkmaya başladı. Hı-hı. Süper. Ve onlardan bir tanesiydi. Doktor Aytekin hani Çolakoğlu'nun şarkısı. Geçen yıl BRT'de yapmış olduğumuz Sefa Akşamı hı-hı, isimli programdaydı bu. Oradan bir alıntıydı. Şimdi güzel. Şeflik var.
Televizyonda programcılık yapıyorsun. Hem radyo hem televizyon. Hem radyo hem televizyon. Artı kendi solo konserlerim var. Var. Tabii. Şimdi bu kadar yaşam içerisinde bunları şimdi yaparken... Şimdi güzel bir soru gelecek çok... gibi bir his var. Hayır, seni de tanıyorum. Evet. Hani mutlaka bir şeyler vardır, bir şeyler çıkacaktır bu sorunun altından diye tahmin ediyorum. Hiç böyle enteresan olayın oldu mu? Yani... Olmaz mı? Mutlaka. Yani sonuçta biz de insanız, yani sanatçı olarak. Bir kere az önce izlediğimiz o Sefa Akşamı programında mesela aceleyle hazırlanırken, tabii ki soyunma, giyinme odalarında kıyafet değiştirip öyle çıkıyorduk. Ben çantayı açıp baktığım zaman resmen şoke oldum bir keresinde. Çünkü siyah ayakkabı giyeceğim altta. Ayakkabılar siyah. İkisi de zaten doğal olarak aynı numara. Fakat biri başka bir model. Diğeri başka bir model. Ve vakit yok. Tekrar gidip değiştirmeye vakit yok. Şimdi çok özür dilerim. Biri başka ayakkabı, biri başka biri ayakkabı. Siyah. Tek özellikleri, ortak özelliklerin siyah olması. Sağ sol ikisi de. İkisi de evet. Sağ sol tamam. O da, yani, tamam. O da tamam. Fakat farklı ayakkabılar. Onlar çok unutamadığım olaylardan bir tanesidir mesela. Ya şimdi ben hani çorabı falan sabah uyanırız erken mutlaka. Hani evet. O sabah mamurluğunda hani birini lacivert giyeceğine siyah giyersin. Siyahla lacivert. Siyah giyeceğine lacivert giyersin mesela benim bu akşam olduğu gibi. Evet. De ayakkabıyı karıştırmak hani... Acele olunca bir de konu ben olunca herhalde olabiliyor yani. Kesinlikle. Olabiliyor. Bir keresinde çok geç kaldık Söke'ye. Alaaddin Yavaşça Hoca'yla bir konsere gittik. Sen işte ikinci, üçüncü sıradasın. Üçüncü, yani birçok sanatçı arkadaşım vardı yine TRT'den. Üçüncü kişi olarak sahneye çıkacaksın dendi. Fakat son anda bir değişiklik oldu. Ve ikinci olacak olanı benden sonraya aldılar. Ben ikinci olacağım ve son anda saz şarkıya girdi. Ben daha ceketim falan hiç giyilmemiş şekilde otururken. Koşa koşa işte görevliler gelip hemen Cem Kafkas hemen sahneye falan diye. Ne oldu dedim, daha ikinci çıkacak falan. Yok, ikincisizsiniz dediler. Ve ben sahneye bir girişim var. Selam verir gibi yaptım ama o anda ceketi giyiyordum ben mesela. Ya daha ceket tam giymemiş. Ceket şu şekilde giyip selam verdi. Olabiliyor. Olabiliyor. Çok güzel. Ya konserlerde tabii kaç yıldır bu işi yapıyorsun sonuçta? Fiili olarak tecrübe, işte 93 yılı 22 yıl. Mutlaka her defasında bir heyecan bir şey vardır. Şimdi, yani o tabii bizim Kutlu Payaslı hocamız burada, iyi saatte olsun, selamlarımı da ben kendisine gönderiyorum. Bizim ses eğitimi ve üslup tavır hocamızdı. TRT sanatçısı kendisi ve şef. Her program öncesi veya her konser öncesi büyük bir heyecan hissetmezseniz, ayaklarınız yerden kesilmezse bu işi bırakın derdi bize. Kesinlikle. Yani bitmişsiniz demektir. O heyecan mutlaka kayma. Olması gerekiyor. Mutlaka olması gerekiyor ve belli bir süre sonra bu alanda heyecan yapıcı bir özellik taşıyor. Sürekli sözünü unuttuğunuz şarkıyı kesinlikle hatırlarsınız. Yanlış bastığınız sesi doğru çıkarırsınız. Bir şekilde bir olumlu yanı olur. Mutlaka yani. Var. O heyecanı da Allah tabii ki eksik etmesin. Kesinlikle. Sürekli var 22 yıldır. Şimdi Türk sanat müziği genelde bizim ülkede özellikle hani salon konserleri haricinde dinlenildiğinde genelde böyle meyhane akla gelir. İşte içki akla gelir. Böyle rahatsız olduğun bir şey oldu mu hiç bugüne kadar? Mesela açık hava konserlerinde ya da salon dışı yapılan konserlerde. Çünkü yavaş yavaş insanlar bu kültüre adapte oluyor gibi yani, gelir bana. Yani daha konservatuara gitmeden önce burada tabii ki işte sesi güzel Cem sahneye çıksın falan diye. Biliyorum, çok toplantılarda falan. Yok, sünnet olmadı. Sevgili İrfan. Sünnet olmadı ama düğünlerde oldu tabii ki. Ve şeyi okuyorum. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bayati şarkı bitti. Çok büyük bir alkış. Sallana sallana gelen bir abiye
Şimdi de dedi domatesin çekirdeğini oku bana dedi. Mesela alakası yok. Yani böyle şeylerle karşılaştık tabii ama profesyonel anlamda Allah'a şükür ki bu işe başladıktan sonra hiç öyle bir şey olmadı. Biraz da bizden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü o tür olayların olasılığı yüksek olan ortamlara da ben mümkün olduğu kadar çıkmamaya gayret gösterdim. Yani bir organizasyon seçilir. Yani tabii çıkabilecek ki. Yani dolayısıyla olmadı. Yani profesyonel çünkü, anlamdayken olmadı. Yani Türk müziği farklı bir nokta. Dediğim gibi çok algı farklı. Tabii ki. Genel yani şimdi, genel algı noktasında söylüyorum. Yani hepten bahsetmiyorum tabii ki ama hani genel algı itibariyle. O genel algı olayında bir de şeyi duyuyorum hep. İşte yaşlıların müziği falan. Halbuki alakası yok. Türk müziği oturmuşluğun müziği aslında. Yani bunun yaşla tabii olgunluğun müziği. Türk müziğini dinlemek için, ondan keyif almak için bir şekilde ama genç yaşta ama yaş geçtikten sonra kesinlikle insanın olgunlaşması gerekiyor. Yani kişilik olarak oturmamışsa Türk müziğinden zevk almaması da çok normal bir şey. Kişiliği oturmuş çoğu kişinin tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Türk müziğini ben gerçekten gönülden sevdiğini biliyorum. Sen ne zaman olgunlaşırsın? Çünkü o çok enteresandır. Ben çünkü sen de biliyorsun ilkokul bir ikinci sınıfta sanat müziği okumaya başlamıştım. Evet. İşte bu çocuk zamanın çocuğu değil işte falan çok olgun. Gürbüz abinin o da şeyde otobüsle giderken keman falan. Şeyi hatırlıyor musun? Sen var mıydın orada servis aracıyla işte okula giderken keman dersi alıyorum ama ben bir türlü kemana ısınamadım. Dervişin bayağı bir... Yani sevgili derviş, bir ilkbahar sabahını çal demişti. Ben dedim ki çalarsam okuyamam. O zaman sadece çalacağım dedim. Başka istekler de oldu. Ve ben tabii ki onları değerlendirip bir ilkbahar sabahı o zaman 25 küsur yıl önce tabii ki o zaman çok revaçta olan bir şarkıydı. Onu çalmaya başladım. Biliyorsun. Biliyorum. Kocaman bir alkış sonuçta ve derviş böyle çok saf bir tavırla şimdi de bir ilkbahar sabahını çalar mısın? Cem demişti. O da güzel bir anımdır yani. Kesinlikle. Sevgili derviş. Selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Ama ona rağmen devam. Türk devam ama kemanla değil. Kemanla değil. O gün bıraktım o gün keman bırakıldı. Zaten akabinde hemen ertesi yıl konservatuara girdim. Ya sesimin farklı bir özelliği olduğunu işte söylediler ve beni ses eğitimi bölümüne aldılar ve şan bölümünden mezun oldum. Ama orada. Hani konservatuvarda da bir alet çalma mecburiyeti tambur çalıyoruz. Tambur. Piyano, tambur. Çok güzel bir şey. Onları yani. Bir şekilde gerektiği zaman çalabiliyoruz. Zaten konservatuvarda bir de şey vardı işte şarkıları söyleyip sınavı geçiyorsunuz falan hiç öyle alakası yani şey yok. Doğrudur. Yani kendine göre hatta tıpla bir tutarlar konservatuvarı. Bayağı meşakkatli bir eğitim sürecinden sonra konservatuvar mezunu olabiliyorsun. Ve o meşakkatlerin içinde de tabii ki enstrüman da var. Mutlaka öğrenmek gerekiyor. Çok güzel. Ne zaman evlilik, düğün ne zaman olacak? Evlilik tavsiye ediyor musun? Yani... Bak, etme de eve gidince. Bak, eminim şimdi bizi izliyordur. Kısmet diyelim. Birkaç denememiz oldu. Gerçekleşmedi şimdiye kadar. İnşallah ileride gerçekleşir. Ama korkuyor da insan değil mi bu ortamda? Korkuyor değil de sanıyorum belli bir yaştan sonra daha mı seçici daha seçici oluyor. Sen 16 yaşında evlendiğin için bilmiyorsun. Şimdi huysuz oluyor demek. Gerekiyor aslında ama huysuzlaşıyor muyuz gerçekten? Yani çağdaş anlamda yani daha yeni söylemle herhalde olabilir. Seçicilik oluyor. Olabilir. Fazla aşırı seçicilik de oluyor ama zaman zaman biraz şikayetçi. Hem ben hem çevrem şikayetçi bu husustan ama ileride inşallah olur diyorum. Ne var ileride? Ne yapıyoruz? Neler var? İleride sırada? Çok güzel projelerim var. İnşallah bu ya evliliğin dışındaki 2015 yılında yeni bir albüm çalışmasıyla ilgili bir görüşmelerim var. Allah nasip ederse yapacağız. Çünkü en son albüm çalışmam ben 2009 yılında yaptım. Tabii küçük çalışmaları saymıyorum. Hani ve orada da evet gerçekten ben seçiciyim. Çünkü albüm şimdi 5 yılı aşkın bir süredir. 2009 yılından 6 yıl oldu yani. Gerekli ortamı zemini bulamadığım için bayağı uzun bir süre geçti aradan.
Fakat şimdi yavaş yavaş ortam oluşuyor. Kısmetse 2015 yılı bitmeden inşallah. Belli mi şarkılar? Yeni bir, yani albümde yer alacak yani şarkılar. Tabii ki onunla ilgili çalışmalarımız var. Hı-hı. Ama işte şu şarkı diyemem sana. Onu peki, şey yapacağım. Bestekarlarımız hem Kıbrıs'tan olacak? Hem Kıbrıs'tan bestekarımız olacak hem Türkiye'den. Çok değerli bestekarlarımız hı-hı. var. Türkiye'de, Kıbrıs'ta da var. Hani bir de artık çok çalışmalar oldu. İşte besteciler ve Kıbrıslı besteciler. Hı-hı. İşte bilmem sporcular ve Kıbrıslı sporcular. Yani artık zamanla biz de genetik hale geldi kendimizi soyutlamamız sanıyorum belli şeylerden. İşte ambargolar bilmem hı-hı. falan derken soyutlanmadığımız ortamlarda da çok biz doğru. başlıyoruz ki hı-hı. kendi kendimizi soyutlamaya. Hı-hı. Halbuki olmaması gerektiğini hı-hı. düşünüyorum ben. Ben iyi bir sanatçıysam bir şarkıyı en iyi şekilde okuyabilmek için veya yorumlamak için ciddi anlamda çalışmalar yapıyorsam işte yok bu Kıbrıslı değil bunun şarkısını okumayayım veya işte yok bu Kıbrıslı bunun şarkısı okunmaz demek de profesyonelce bir şey olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem Türkiye'den hem Kıbrıs'tan bestekarlarımız olacak kısmetse öyle bir çalışmamız olacak. Korolarımın konserleri zaten yıl sonuna alalım. Kadar belirlenmek üzere hı hı. şu an. Hatta Haziran 18'sinde sonunda. 18'sinde bir konser. 18'i çok enteresandır. Ben arkadaşlarım bilir, yakın çevrem bilir. Öyle işte pek dışarıda sahne almak, özel konserlerim ve özel hı hı. geceler dışında çok fazla dışarıda sahne almıyorum. Sen hı hı. de biliyorsun. Fakat güzel bir teklifle Allah'ın izniyle 18 Nisan'da. Nerede olacak? Çok güzel bir ortamda. Doğuş Mesarya, bizim bölgemiz sayılıyor hı hı. biliyorsun. Doğuş Mesarya'da sazım tamamen profesyonel olarak gelecek hı hı. İstanbul'dan. Ve özel bir Türk Sanat Müziği gecesi yapacağız. İzleyenlerimizi de tabii ki bekliyoruz. Seni de bekliyorum. Kesinlikle. Orada oluruz. Çok memnun olurum. Hı hı. Güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Harika, çok güzel. Ben... Bir de şeyi öğrenmek istiyorum şimdi. Türk sanat müziğini icra etmek, yapmak. Evet. Mutlaka hani insan müzik yaparken hani bir şeyler katar mutlaka hı hı. kendisi. Yani müzikle uğraşmak ya da resimle uğraşmak, kültürün, tabii. sanatın diğer dallarıyla uğraşmak mutlaka bir şey katar da. Türk sanat müziğiyle hani iç içe olmak... Hı hı. İşte yaklaşık 93'ten bu yana ne Cem Kafkas'ta neler değişti, neler farklı şu anda, nasıl bir bakış açısı? Müzikal anlamda mı? Hayır, yani hayat anlamında. Yani bu müzikle uğraşıyorum, müzikle evet. uğraşıyorum daha doğrusu, hani evrenselliğiyle. Çünkü şunu vurgulamaya çalışıyorum ben, yani müzikle uğraşmak, sanatla uğraşmak, hani biraz evvel benim gafımı çok haklı bir sebeple düzeltti. Hani biz kendimizi soyutluyoruz. Hani Kıbrıslı sanatçılardan kim var? Kıbrıslılardan ne var falan diye. Hani onu kendimizi dünyadan soyutlayarak evet. birazcık da belki bilmeyerek ırkçılık da yapıyoruz bu noktada ama. O boyutta olmayabilir ama evet. işte Kıbrıs'ımızın insanının şarkısını söyle. Veya işte Kıbrıslıların şarkılarına ne gerek var Türkiye'de hı hı. olduğum dönemlerde işte Türkiye'deki bestekarların şarkılarını ya da Kıbrıslı oku. Sanatçı yani veya sadece Kıbrıslı sanatçı bir kere Kıbrıslı sanatçı ben burada sanatçı olmadan önce Türkiye'de zaten hı hı. sanatçı oldum tabii ki Kıbrıslı olmakla tabii ki gurur duyuyoruz ülkemizi çok seviyoruz insanımızı çok seviyoruz ama bir noktada evrenselliği yakalamak hı hı. adına kendimizi çok da fazla böyle soyutlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani açıkçası. İşte o noktada söylemeye çalışıyorum. Yani neler değişti Cem Kafkas'ta yani gözle görülür. İrfan çok şey değişir tabii ki. Yani sonuçta sanatçı oluyorsun. Hı hı. Yani ben Kıbrıslı olarak ilk TRT sanatçısı oluyorsam, çeşitli ödüller alıyorsam tamam tescilli bir şekilde bir sanatçıyım. Hı hı. Sanatçı kavramına bakmak gerekir. Sanatçı olmak için... çocukluğumuzdaki veya gençliğimizdeki o başımızda kavak yelleri esen dönemlerdeki mantıkla hayatı devam ettiriyorsak hiçbir gelişim göstermeyiz. Hı hı.
Sanat öyle bir şey ki çok kısa sürede çok büyük değişimler yaratıyor insanda. Hı-hı. Olumlu yönde değişimler yaratıyor. Ama ben şunu kendini gözlemliyorum. Buluyorsun. Cem Kafkas benim tanıdığım dönemdeki Cem Kafkas. Yani hı-hı, sıcaklığıyla, samimiyetiyle, evet, dostluğuyla, yani değişmeyen tek özelliği. Hani ben işte bu kadar ödül aldım, işte TRT sanatçısıyım, tekim, şuyum, buyum falan yok, filan. Yok, hiç öyle bir şeye girmedim. Örnek veriyorum. Sadece ben kendimi de örnek, belki hata yaptım. Hani örnek verirken sadece kendimi verdim ama sanatçı kavramını ben, hı-hı, burada belirginleştirmek için onu söyledim. Tescilli bir sanatçıysan zaten çok yol kat etmen gerekiyor, hı-hı, bir şekilde. Yani oldum diyemezsin. Bu sahneye çıkarken oldum o heyecanın... Oldum dediğin an bitersin. Evet, yani o heyecanın bitmesiyle, evet, eşdeğer bir şey olsa gerek. Oldum dediğin an... aynı süratle, hatta daha fazla süratle gerilemeye başlarsın. Hı hı. Sanatçılıkta oldum demek diye bir şey yoktur. Her gün öğrenmek. Ha, sanatçıyım diyorsun ama geliştiğin sürece sanatçı kalabilirsin. Hı hı. Bu çok önemli. Kesinlikle. Ha, sanatçısın, ilelebet sanatçı kalacaksın. Oturduğun yerde otur. Herkes sana sanatçı desin. Böyle bir şey yok. Peki aykırılığın var mı? Hani sanatçılar genelde aykırılır ya. Aykırılığım yoktur. Kişilik olarak tabii ki. Belli çıkışlarım vardır. Belli konulardaki görüşlerim... birçok insandan farklı olabilir. Ama çok bir kere kültürümüze, geleneğimize, etik değerlerimize çok bağlı bir insanım, sen de biliyorsun. Ama onun dışında müthiş bir yolculuk yaşadığımı, sanatçı olma yolundayken müthiş bir yolculuk yaşadığımı sana söyleyebilirim. Süper. Yani bunun da zaten olması gerekiyor. Sadece sanatçının değil, herkesin, tüm özellikleriyle bir şahıs olan birisinin zaten o yolculuğu yapması gerekiyor. Ama sanatta bizim avantajımız şöyle, çok daha süratli bir şekilde yol kat edebiliyorsun sanatla uğraşan kişi olarak. Çünkü sanatın değişiminde sadece düşüncenin değişmesi çok fazla bir şey anlatmıyor. Duygusal olarak da değişmen gerekiyor. Yani insanlarla olan yakınlığın, ilişkilerinde duygusal zeka diyorlar sanıyorum ona. Çok fazla o terimleri ben kullanamam, kullanmayı da sevmem ama bir şekilde de onu kabul etmek gerekiyor. Sadece mantık düşüncesiyle gelişemezsin. Kalbin de değişecek, yüreğin değişecek, duygusal zekan değişecek. Ki sanat... sanatla uğraşan kişiler zaten o ortamın içerisinde olan kişiler. O yaşamdaki müthiş gelişimler gösteriyoruz. O dinginlik ya da hani sabır, evet, noktasındaki sabretme, evet, güdüsünün gelişmesi. Tabii. De kendini tanıyorsun. Yani kendini çok iyi tanıyabilme şansı veriyor sana sanat. Diyorsun ki ben buyum ve bu kişilikle yol kat edebilirim ancak. Ve bir de daha geniş bakabilmeyi. Tabii, daha geniş bakış açıları var. Yani dolayısıyla herkesin biraz sanatla uğraşması gerektiğini lazım de burada söylememiz çok gerekiyor. Çok güzel bir soru. Çünkü programın da sonuna yaklaştık. Sonuna geldik. Gene anlamadık İrfan. Kesinlikle bir daha buluşuruz tekrardan. İnşallah. Ne zaman istersen. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Benim için programını aksattın. Çok çünkü güzel bir programdı. Bu akşam başka bir hani... Başka çalışmalarımız var. İşte yurt dışı az seyahatim önce bahsettiğimiz, evet, konser olayı için. Çok teşekkür ediyorum var sana. Ben İyi ki geldin ederim diyorum. Çok sağ olasın. Tekrardan devam et diyorum bu İnşallah. Çıktığın yolda. İnşallah. Seni sevdiğimiz kadar gurur da duyuyoruz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Böylesi sanatçıların, böylesi insanların ülkemize daha çok olması dilekleriyle ben sana teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Sağ olasın. Haftaya yeniden tatlı sohbetlerde buluşmak üzere. Yine Cem Kafkas'la bitiriyoruz programı. Güzel bir şarkısıyla bitiriyoruz. Müzikle kalın, dost kalın, yüreğinizle bakın ve sevin diyorum. İyi akşamlar. Bengallı hazan sense bana